aynı zamanda bu yakınlarda Gara'da 13 şehitimizin ve bütün bu topraklarda hak ve adalet için canından geçen şehitlerimizin hatırasına baş eğmek isterdim. Allah onlara rahmet eylesin. Biz her yıl Sayın Başkanım sizin büyüklüğünüzle bu Gazi Meclis'te Xocalı soykırımını anırız. Bunun için sizlere çok teşekkür ederiz. Ama bu yıl çok farklı bir yıldır. Bugün biz Xocalı anımını Azerbaycan'ın zaferinden sonra burada anırız. Bu aynı zamanda Türkiye'mizin de zaferi. Bu hakkın ve adaletin zaferi. Çünkü Türkiye'miz her zaman haklının, adilin ve mazlumun yanında olmuştur. Ve o açıdan da bugün Azerbaycan ve Türk bayrakları işgaldan kurtarılan topraklarımızda yan yanadır. Ve bu da Azerbaycan ve Türkiye'nin tek millet iki devlet olarak dünyaya verdiği bir mesajdır. Tek millet ve iki devlet bizim iki cumhurbaşkanımız tarafından tüm dünyaya haklının ve adaletlinin simgesi kimi yansıtmıştır. Ve bugün biz bu sergini burada Gazi Meclisimizde düzenlemişik. Ve bu da sembolik bir haldir çünkü burası da bir hak, bir adalet evidir. Ve bizim milletvekilimiz Sultan Bey de buradadır. O aynı zamanda Haydar Aliyev Vakfı'nın temsilcisidir. Ve Xocalı'ya adalet hareketi, kampanyası da məhz Haydar Aliyev Vakfı tarafından, Leyla Hanım Aliyeva tarafından dünyanın tüm köşelerinde aparılmaktadır. Çünkü Xocalı'ya adalet sadece 613 bizim mazlum için değil. Bu dünyanın her bir yerinde, her köşesinde şehitlerimiz için ve bu kimi soykırımların bir daha olmaması içindir. O açıdan da bizim işimiz hak işidir, bizim işimiz insanlık içindir. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Çok sağ olun. Sayın Büyükelçi'ye konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz, şimdi de sizlere hitap etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop'un kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz efendim. Değerli milletvekillerimiz, kıymetli Azerbaycan'ımızın büyükelçisi, değerli misafirler. Rus gazeteci Romanov, kitlesel kırımın yaşandığı Xocalı'yı anlattığı "Ben Savaşı Çekiyorum" başlıklı kitabına şu sözlerle başlıyor. "Bu nasıl bir ulusal bağımsızlık hareketiymiş Tanrım. Ben helikopterin camından bakıyordum ve gördüğüm bu insanlık dışı dehşet verici manzara gerçek anlamda beni hayretler içerisinde bırakıyordu. Karın eridiği dağ yamacının gölgesinde sararmış otların üzerinde insan cesetleri bulunuyordu. Büyük bir alan kadın, yaşlı ve çocukların cesetleriyle doluydu. Cesetler arasında bulunan ninesine sarılmış küçük kız cesedi insanı yakan bir manzaraydı. Beyaz saçlı ninenin yanına küçük kız uzanmıştı. Nedense onların ayaklarını dikenli tellerle bağlamışlardı. Ninenin elleri de bağlıydı. Her ikisinin kafasında kurşun yarası vardı. Yaklaşık 4 yaşındaki kız çocuğu hayatının son anında ellerini ölmüş ninesine uzatmıştı. Bu sahneden o kadar etkilendim ki kamerayı bile unuttum. Okurum beni affetsin ama gözümle gördüklerimi, kulaklarımla duyduklarımı dilimle anlatamıyorum. Böylesi anıların bir iz bırakmadan unutulup gitmesi mümkün değil. Akşam bu bölümü yazdıktan sonra ertesi gün şakaklarımdaki beyazlığın arttığını fark ediyordum. 29 yıl önce 26 Şubat 1992'de
insanlık tarihinin gördüğü en acımasız katliamlardan birisi Karabağ Hocalı'da gerçekleşmişti. Yüreklerimizi dağlayan bu acı hadisede kaybettiğimiz kardeşlerimizi bu yılda yad etmek için bir araya geldik. Bizler onların şerefli bir sonla Rablerine kavuşarak şehitler arasına karıştıklarına inanıyoruz. Değerli misafirler, vicdanı olan herkesi insanlığından utandıran bu vahşeti fotoğraflarla, resimlerle, kelimelerle vesaire her türlü yol ve yöntemi kullanarak görmek istemeyen gözlere, duymak istemeyen kulaklara ve hissetmeyen cani vicdanlara haykırmaya devam edeceğiz. Azerbaycan halkının maruz kaldığı bu elim hadiseleri her zaman hafızalarımızda tuttuğumuz gibi hiç kimsenin unutmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bu vahşeti meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı katiller hukuk ve tarih önünde hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 11.356 kişinin yaşadığı Hocalı'daki katliamı gerçekleştiren Ermenistan'ın ve 366. Motorize Piyade Alayı'nın komutanı olan Sarkisyan verdiği bir röportajda o günlerden şu şekilde bahseder. Azerbaycanlılar Ermenilerin sivil halka karşı katliam yapmayacağını düşünmekteydiler. Biz bunu Azerbaycanlılara şaka yapmadığımızı göstermek amacıyla ibret olsun diye yaptık, diyor. Şaka yapmadığımızı göstermek için yaptık diyecek kadar vicdanları kararmış, insanlıklarını kaybetmiş bu katliamın sorumluları er veya geç adaletin karşısında hesap vereceklerdir. Bu elim katliam sonrası cesetler üzerinde yapılan incelemelerde insanların birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, kulak, kafa, burun gibi çeşitli uzuvların vücutlarından kesilerek ayrıldığı görülmüştür. Bu insanlık dışı katliamın tanığı olan bazı yabancı gazetecilerin anlattıkları da tüyler ürperticidir. 26 Şubat 1992 günü yaşanan vahşetten sonra Hocalı bölgesini gezen Fransız gazeteci Jan Ivjun gördüğü katliamın boyutlarını şu cümlelerle anlatıyor. Biz Hocalı katliamına şahit olduk. Yüzlerce ceset gördük. Bunların içinde kadınlar, yaşlılar, çocuklar ve kenti savunanlar vardı. Ben savaş hakkında çok şey duymuştum. Alman Nazilerinin gaddarlığını okudum. Ancak Ermeniler masum halkı ve 5-6 yaşındaki çocukları öldürmekle vahşilikte onları bile geride bırakmışlardır. Biz hastanede, vagonlarda, hatta anaokullarında ve sınıflarda çok sayıda yaralı gördük ayrıca. Hocalı'daki gibi bir vahşete dilerim kimse tanık olmaz. Evet, bu katliamı, bu soykırımı dünyaya duyurmak, Azerbaycan'ın haklı davasında yanında olmak gerekiyor. Hocalı katliamı 20. yüzyılın sonunda dünyada gerçekleşen en korkunç olayların başında geliyor. Ancak Hocalı katliamından sorumlu Ermeniler ve liderleri tüm itiraflara rağmen dünya kamuoyu karşısında hala bu soykırımı savunabilmektedirler. Sözde insan hakları savunuculuğu yapan devletler, ölen canlar Müslümansa ve hele bir de Türk ise hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşmesine rağmen uluslararası camia tarafından görmezden gelinen ve insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen bu vahşetin acısını Türkiye olarak her zaman yüreğimizde hissediyoruz. Ve bu katliamın uluslararası arenada da gündemde tutulması için çalışıyoruz. Azerbaycan ve Türkiye'nin gayretleri ve girişimleriyle Meksika, Pakistan, Kolombiya, Çekya, Bosna Hersek, Peru, Honduras, Sudan, Slovenya, Ürdün, Guatemala, Cibuti, Paraguay, Panama, Romanya ve Sırbistan başta olmak üzere bir kısım ülkeler Hocalı'da yapılan katliamı soykırım olarak tanımışlardır. Yine birçok ülkede Hocalı katliamında ölenlerin anısına anıtlar dikilmiştir. Nitekim 29 yıldır hesabı sorulmayan bu zelilane cürümlerin diyeti kahraman Azerbaycan ordusunun geçen yıl 44 günde elde ettiği zaferle kısmen ödetilmiş ve bu sayede insanlığın maşeri vicdanında açılan derin yaralara bir nebze de olsa merhem sürülebilmiştir. En önemlisi, kendi halkının geçmişte karşı karşıya kaldığı kalleş saldırılara ve tüm hukuk ve insanlık dışı muamelelere rağmen Azerbaycan bu 44 günde masum insanları
koruyarak yürüttüğü operasyonlarla savaşın da barışın da mertçe ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde yürütülebileceğini bütün dünyaya göstermiştir. Azerbaycan ordusunun bu büyük zaferi bir daha göstermiştir ki bizler söz konusu vatan olunca milletin son ferdi ölene kadar mücadeleyi bırakmıyoruz. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haklı davasında sadece kardeşlik duygularıyla değil insani bir vazife olarak da Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Değerli misafirler, Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesinde Azerbaycan Büyükelçiliğinin gerçekleştirdiği bu sergide sanatın diliyle acımızı ve Hocalı katliamının vehametini gözler önüne sermeye çalışıyoruz. Eserleriyle katkıda bulunan değerli sanatçılara teşekkür ediyorum. Bizlerin, milletimizin vicdanının sesi oldular, tercümanı oldular. Bizler tarih boyunca yaşadıkları acılardan beslenen, bu acıları sürekli dillendiren bir millet olmamışızdır. Ancak günümüz dünyasında milletimize yönelik menfi propagandalar öylesine artmıştır ki haklı iken haksız duruma düşmek, mazlumken zalim gösterilmek bizleri çok daha fazla yaralamaktadır. Bu sebeple Hocalı katliamını ve sorumlularını gündemde tutmaya devam edeceğiz. Bu en başta acımasızca katledilen şehitlerimize olan borcumuzdur. Eserleriyle bu acı dolu günleri hatırımızda canlandıran, kardeşlerimizin yaşadığı ızdırabı bir nebze anlamamızı sağlayan sanatçılarımıza, eserlerin bugün burada sergilenmesine vesile olan Azerbaycan Büyükelçimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha hiçbir millete, hiçbir topluluğa böylesi acılar yaşatmasın. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.